yapalım, şu gıdayı falan toplayalım dedik. Yüz yogası ne işe yarıyor Zeynep? Yüz yogası basitçe, yani hep söylüyorum ama vücuda yaptığımız sporun aslında yüze yaptığımız versiyonu gibi düşünebiliriz. Çünkü bacaktaki, koldaki, karındaki kas gibi burada da kas var. Evet. Hani bacaktaki kası çalıştırıyorsam yüzümdeki kası neden çalıştırmayayım? Her o gün yüzden çalıştıracak mıyız? Zaten yüzümüzdeki kaslar her dakika çalışıyor. Evet. Uyurken bile çalışıyor. Konuşuyoruz, içiyoruz, yiyoruz. Ne bileyim istemsiz bazen gece dişlerimizi sıkıyoruz derken bu kaslar hep çalışıyor. Çalışıyor. Ben çok fazla konuştuğum için benim çene de sürekli çalışıyor. Birazcık mesleğim gereği. Birazcık o zaman şöyle çene ve boyun kadın için çok önemli. Çok. Beyler için de önemli efendim. Birkaç hareketle başlayalım istersen. Çok, tabii ki. Şimdi boyun çok önemli. Çünkü burası aslında bütün yüzü tutan kasın hani heykelin direği diye düşünebiliriz. Yapalım. Gel Asil, gel ayakta yapalım. Geldim. Gel. Tamam. Ucunu yapmak ister misin? Çok. Bak bir yüz yogası yapmadım demezsin yani. Tamam. Buyurun. Şimdi elleri getireceğim. Şurada köprücük kemiklerim var ya. Senin de gıdı sarkmış. Köprücük kemiklerime yerleştirdim. Arkada yaslanıyorum bir duvara. Böyle kamburumu çıkartmıyorum. Hadi. Bir tık aşağıya doğru çekiyorum kendimi. Bir tık. Çok çekiştirmeden. Omuz başlarım geriye gidiyor. Arkada boyunda müsaade ettiği kadar fıtık düzleşme yoksa çeneyi yukarıya kaldırdım. Herkesin boynu mu sarktı? Bütün stüdyo yoga yapıyor şu an. Süpersiniz. Buna çok ihtiyacımız var. Çok fazla telefonla geçiriyoruz hayatımızı. Peki, evet, değil mi? Yukarıya aşağı kaldırırken çeneyi ama kaşları kaldırmıyorum. Hani bir tarafı düzelteyim derken öteki tarafı bozmayalım. Tamam. Yukarıda bir 3-4 nefes kalıyorum. Belki 10-20 ne kadar istiyorsam hani rahatlamak için. Buradan. Bir tarafa doğru kafayı deviriyorum. Sonra ortaya geliyorum. Diğer tarafa doğru kafayı deviriyorum. Misler gibi. Ortaya geliyorum. Hop rahatlatıyorum. Ben bu hareket için hep bakın şey diyorum. Gıda aslında yokmuş yani. İyi, şey efendim ya durumda. İyi, iyi. Bunu kaç defa yapacağız? Bu belki bu poz için şey derim hep. Su içtiğimiz gibi bu pozu da yapabiliriz. Hmm. Yani hani çünkü sabah kalktığınızda bir gecenin hani yorgunluğunu uykuda yastıkta sıkışan boynu açıp rahatlatmak için. Gece uykudan önce bütün günün o stresini atmak için. Gün arasında çok fazla şöyleyiz yani. Masa başı çalışıyoruz, mutfakta iş yapıyoruz. Boş zamanımız telefonla şöyle. Aynen böyleyiz. Evet, böyleyiz yani. Hani gıdı çıkıyor. Yani. Hem okurken, boyun ağrı, yazarken. Aynen hem boyun ağrısı oluyor hem de tabii ki gıdı çıkıyor piyasaya. Tamam. Gıdı gitti. Başka bir tane daha verecek misin? Hangisini isteriz? Ne yapalım? Çatık kaş. Çatık kaş. Tamam. O zaman el bileklerimi tam kaşımın üzerine doğru yerleştiriyorum ama ellerimin arası mümkün olduğu kadar kapalı. Bak yani şimdi açık değil. Yani bir elimde bir bileziğim varsa öteki bileğimi öpsün. Ha. Hemen kaşımın üstüne gelip yerleştirdim. Alnımı da kuşattım avuç içimle. Yukarıya doğru hafifçe çekiyorum kendimi. Sonra ellerimin arasını nazikçe açıyorum iki kaşımın ortasına. Hani o kaşlar içeriye böyle çattığımız zaman kendini bırakıyor ya. Bravo. Yanlara doğru açıyorum. Bunu yaparken çene, dudak hepsi yumuşacık. Boynumda sıkıntı varsa kendimi duvara da yaslayabilirim. Yatarak da yapabilirim bu pozu, hiç sıkıntı değil. Sonra yana doğru böyle kendimi ütüleye açıyorum. Arkada kürek kemiğim. Tatlı tatlı hissedip hop bırakıyorum pozu. Sizin çizgi gitti bakayım efendim. Sizin de gitti. Harikasınız gerçekten. Kadın isterse her şey olur. Bir umut meleğine. Kadın isterse